Elektrikli Araç 2025 yılı yürütme maliyeti videomuzda TOK T10X. Biliyorsunuz ki TOK bu yıl en çok satılan elektrikli araç konumunda ve ciddi anlamda da güzel bir başarı yakaladı. TOK'la ilgili şimdi yürütme maliyeti nasıl bunu anlatacağım. Öncelikli olarak daha önceki videolarda da görebilirsiniz. Genel bir tablomuz var. Bu tablo üzerinden anlatıyorum. Tok'ta sadece şarj edisi grafiğini bulamadım. Bulan arkadaşlar varsa iletirlerse yorumlara çok sevinirim. Şimdi sabit giderlerde Tok'ta motorlu taşıtlar vergisi 160 KB olduğu için yıllık 14.716 lira, muayene yıllık 874 liraya geliyor. Trafik ve kaskoyu daha önceki videolarda da biliyorsunuz sabit alıyorum. 11.000 trafik, 25.000 TL de kasko. Bakım maliyeti Tok'un şu an için belirli değil. E, araçlar henüz 2 yıl 40 bin kilometrede bir bakım periyodu olduğu için şurada da yazdım. Güncel bir veriye ulaşamadığım için buna da 4 bin TL olduğunu varsayarak yıllık maliyetine 2 TL ekledim. Buradan 53 bin TL'lik bir e, sabit gider çıktı. EV database'de tokla ilgili tabii ki bir veri yok. Tüketim verisini tokun kendi verilerinden almak durumunda kaldım. 191 watt saat yani 19.1 kW 100 km'de bir tüketimi olduğunu varsayarsak 20.000 km'de 3820 kW enerji harcayacaktır. Tabi bu veriler biraz daha yüksek olma ihtimali var TOK'la ilgili. WLTP menzili 523 km olmasına rağmen gerçekte bu menzil diğer araçlarda olduğu gibi 420 km civarı olacağı varsayımıyla videoyu hazırlıyorum. Kullanılabilir 88.5 kW NMC bataryası var ve 400 volt mimaride bu araç. Maksimum hızı 185 km ile elektrikli araçlar içerisinde yüksek hıza sahip olan araçlardan bir tanesi. O 0 hızlanması ise 7.4 saniye. Bu aracın ev şarjıyla 48 kuruş, AC yavaş şarjla 1 lira 24 kuruş, DC şarj ile 1 lira 91 kuruş gibi bir yürütme maliyeti var. Bunu da ortalamaya vurursak 1 lira 20 kuruş gibi bir maliyeti var. Toplamda da bu aracın enerji maliyeti 1.21 e toplam Sabit maliyetleriyle beraber 21 20, 20 bin kilometre bir yıllık kullanımda 3 lira 89 kuruş gibi bir maliyeti var. Kanalımda şu diğer araçlarla ilgili burada gözüken araçlarla ilgili de bu şekilde videolar hazırladım. Şimdi elektrikli araç özellikleri anlamında bu araçta şarj özelliği yok. Otoşarj özelliği neydi? ZS, en yakıt ve yakında numerical'da da olacak olan istasyona götürdüğünüzde, soketi taktığınızda otomatik şarja başlaması. İlk işlemde aracı tanıtıyoruz. Daha sonraki işlemlerde bu istasyonlarda ve her bir için yapmamız gerekiyor. Aracı tekrar QR kod veya okutma ile ilgili bir işlem yapmıyoruz. Isı pompası yine bu araçta yok. Isı pompasına da değinmiştim. Isı pompası aracın soğuk iklim yerlerde özellikle aracın ısıtması ile ilgili daha verimli çalışan tüketimi düşüren bir ekipman bu da yok. Tok'ta uzaktan erişim olan araçlardan bir tanesi Tesla, Top, Volvo gibi araçlarda şu an uzaktan erişimle araca ulaşabiliyorsunuz. Video özelliği de yine bu araçta yok. Video özelliği de araçtan dışarıya enerji verme, kamp yapanlar gibi veya dışarıya enerji aracındaki bataryayı kullanma gibi ihtiyacı olanlar bu özelliği dikkate alması gerekiyor. Tokun tabii ki satışlarındaki en büyük sebep bu yıl kredi kampanyası oldu. 400 bin TL ile başlayıp 800 bin TL'lere kadar çıkan faizsiz kredi kampanyası satışlarını arttırdı. Bagaj hacmi 441 litre. Ağırlığı ise bu aracın 2126 kilogram olarak en ağır araçlardan bir tanesi. Sürtünme katsayısı 0,298 yani yaklaşık 0,30 sürünme katsayısıyla AC şarj hızı 160, AC şarj hızı 22, elektrik mimarisi ise 400 voltluk bir araç. Yalnız buradaki şarj eğrisi yok ama Tok kullandığımız için ben şarj eğrisini size şöyle söyleyebilirim. Tok 160 hızı destekleyen bir araç ve yaklaşık 80'e kadar size gerçekten çok iyi bir şarj eğrisi vermekte yani yaklaşık 100 bir ya çok fazla aşağı inmeyen bir eğri veriyor. 88 kW'lık bu e, adeta devasa bir bataryayı %20'den 80'e 30 dakikada dolduruyor. Bu da size WLTP anlamında bile yaklaşık 400 kilometre menzil yapar. Yarım saatte 400 kilometrelik menzil. çok için bence gayet başarılı. Hem konfor anlamında hem de şarj hızı anlamında gerçekten güzel bir araç olmuş oldu. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalımda diğer araçlarla ilgili de bu şekilde teknik incelemeleri ve yıllık maliyetleri içeren tabloları hazırlayıp koyuyorum. Beni izlediğiniz için herkese teşekkürler.